değerli sanatseverler, 8. Uluslararası Sanat Günü'nün bugünkü ilk programında bir yazar, koleksiyoner gözüyle genç ressamlar tanıtıcısıyla yazar koleksiyoner Becdi Uzun bugün aramızda. Söyleşimiz 14.45'e kadar devam edecek diye küçük bir hatırlatma yaptıktan sonra söyleşiye geçmeden önce Sayın Becdi Uzun sizlere kısaca bir hatırlatmak istiyorum. 1959'da Mersin'de doğan Necdi Uzun, İşletme Fakültesi mezunu olup uzun yıllar banka ve finans sektöründe üst düzey yönetici olarak çalıştı. Halen burada metal ithalatı yapan bir şirketin ortağı kendisi. Şu an felsefe lisans eğitimi de hayaten devam ediyor. Evli Fransızca, İngilizce, Türkçe mütercim tercüman olan kızının da sanat yazıları ve çevirileri yayınlanmaktadır. Yayınlanmış 3 romanı ve bazı sanatçıları anlatan kitapta olan Uzun, çeşitli sanatçıların kataloglarında da yazılarıyla katkıda bulunmaktadır. Düzenli 5 dergide aylık ve 8 dergide de dönüşümlü olarak öncelikle genç ressamlar olmak üzere plastik sanatçıları tanıtıcı yazıları yayınlanmaktadır. Güzel Sanatlar Fakülteleri ve STK'larda genç ressamların Türk resmindeki yeri ve genç ressamlara tavsiyeler konulu söyleşilere katılmaktadır. Ayrıca genç ressamlarla ilgili önemli arşiv sahipleri arasındadır. Babadan kalma bir koleksiyonun 1985 yılından itibaren de devamcısı olup bu koleksiyonu gelecek nesillere aktarma hedeflediğini ve kendisini tanıtan en iyi ünvanın interaktif sanatsever olduğunu, bu ünvanın sadece resim sevmenin beğenmenin dışında satın alarak sanata destek olan, yazan, etkinliklere katılan ve sanatçıları yüreklendiren ve gençlerin tanıtımı için çaba gösteren her zaman sanat ve sanatın yanında bir sanatsever olarak tanımlanabileceğini ifade etmektedir. Size daha fazla beklemeden sözü Sayın Necdi Uzun'a bırakıyorum. Öncelikle bu toplantıyı organize eden Trabzon Sanat Evi'ne ve beni buraya davet eden Karadeniz Plastik Sanatçılar Derneği'ne, derneğinin yönetim kurulu üyeleri, değerli dostlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Metrekareye sanatçının çok olduğu, diğer şehirlere göre çok olduğu Trabzon'da bilinenin dışında farklı bir temada konuşma yapmak istiyorum. İzin verirseniz ceketimi çıkartayım. Akşam baktım, Trabzon yağmurlu ve soğuk görünüyordu. En kalın deri ceketimi giydim. O da beni şu anda terletiyor. Genelde resim sanat üzerine konuşurken ağırlıklı olarak resim sanatçıları konu olur. Ama resim sanatının 3 tane ana ayağı vardır bilinen. Resim üreten sanatçılar, resim pazarlayan, satan galeriler diyelim, art dealer'lar ve resim satın alanlar. Resim satın alanların kendi içerisindeki en büyük tasrifini yapacağımız yer koleksiyonerler. Genelde belirli sayıda resim sahibi olanlar kendilerine otomatikman bir koleksiyoner unvanı biçerler. Koleksiyonerle resim toplayıcıları, resim alıcıları arasında çok ciddi fark mevcuttur. Bu farklardan önemli olanı bence bir koleksiyonerin sezgi gücünün yüksek olması. Bu sezgi gücünü oluşturabilmesi için ciddi bir kültür ve sanat birikimine sahip olması gerekir. İkinci unsur, yatırım yapmayı bilmesi gerekir. Yine birinci unsuru destekleyen bir unsur. Birinci unsur olmadan yatırım yapmayı bilemezsiniz. Üçüncü unsur da bir koleksiyonerde belirli oranda da kibir ve gurur vardır. Resim satın alanda bu kibir ve gurur yoktur. Hangi koleksiyonerde, hangi oranda bu özellikler var diye sorulursa, ben de herhalde üçüncü gurur yok dersem hiç kimse inanmaz. Hayatta en büyük gurur duyduğum unsurlardan biri,
ailemden, eşimden, çocuğumdan müthiş gurur duyarım. Sahip olduğum koleksiyonda gurur duyarım. Benim için hayatta en önemli şey babamdan bana devredilen ve bu devredilenlerin üzerine kattığım koleksiyonu devam ettirecek bir çocuğumun olmasıdır. Bir koleksiyonerin her konuda koleksiyon yapabilirsiniz. Bu koleksiyonu yapabilirsiniz. Plak koleksiyonu yapabilirsiniz. Size hiç kimse bir şey diyemez. Ama bir sanat eseri koleksiyoneri olduğunuzu iddia ettiğinizde önce bir bütçeniz olması lazım. Yani herkesin kaplumbağa terbiyecisi almasına gerek yok. Zaten onu alan almış. Onu alan kişinin de müthiş bir gurur var ve müthiş bir para var. Şimdi onunla yarışmayalım. Yapabileceğimiz bir düzgün bir bütçeniz olacak. Belirli bir sanat eğitiminiz olacak. Sabrınız olacak. 20 tane resmi almanız sizi hiçbir şekilde koleksiyoner sahibi yapmaz. Koleksiyon dinamik bir birikimdir. Zaman içerisinde değiştirmeniz, geliştirmeniz gerekir. Resimle ilgili olarak her dönemden her gördüğünüz resmi almaktan ziyade yapabileceğiniz en iyi şey başlangıçta bir uzmanla başlamanız, uzmanlardan destek almanız lazım. Türkiye'de ne kadar hangi uzmana danışırım derseniz ilk gidebileceğiniz galerilerdir. Sıkı durun, galerilerden 3-5 sene tokat yiyeceksiniz, kandırılacaksınız. Çünkü ben de kandırıldım. O kadar çöpten resimler aldığını zaman içerisinde öğrendim ki, ama bunu da kendi tecrübeme sayıyorum. Bu tokat yiye zaman içerisinde öğrendim. Buradan konuyu genç ressamlara bağlamak istiyorum. Ben son 10 yıldır genç ressamlarla ilgili yazılar yazıyorum. Şu anda arşivleyebildiğim 1400 civarında genç ressamın bilgi formu bende var. Bunların bir kısmını zaman içerisinde 10 yıl önce fark ettiğim önemli yeteneklerin şu anda orta yaş kuşağında önemli ressamlar arasında olduğunu görmek izlediğim yolun doğru olduğu sonucunu çıkartıyor. Bu kişiler üzerinde isim vererek konuşmak istemiyorum. Yaklaşık 5 yıl önce bir genç ressam üzerinde çevreme ısrarla tavsiye ettim. Ya bu çocuğu alın, bu çocuğu alın. 750 lira civarında bir resmi dolaşıyordu. Şu anda bire 1,5 resminin fiyatı 15 bin lira ve son 4 yılda yaptığı uluslararası sergi sayısı 7. Bir resime bir koleksiyoner nasıl bakar? Bir normal resim alıcısından biraz daha farklı bakar. Benim için özgünlük esas. Ben resmi almaya karar verdiğimde ona ciddi bir yatırım yapmaya karar verdiğimde hemen almam. Arkasında duran sanatçıya bakarım. Sezgilerinden önce bilgilerimi tartarım. Mutlaka hanımlara danışmak gerekirmiş. Hanıma da danışırım. O da hobi tarzı son derece güzel resim yapan biri. Niye danışırım? Çünkü duvara astığımızda beğenmediği zaman gidip gelip bana laf sokacak. Onu da engellemiş olurum. Genç ressamlar konusu koleksiyonerlere yaklaşık 10 yıldır ciddi ilgi alanı oluşturuyorlar. Bu ilgi alanında en önemli unsur bizim son dönem genç ressamlarımızın eğitimleri bizim hocalarımıza göre son derece yüksek. Askere gitmemek için yüksek lisans yapıyorlar, master yapıyorlar ve bu da onların eğitimini son derece yükseltiyor. Ve işlerinde yavaş yavaş batıya açılmış genç ressamlarımız var. Bizim genç ressamlarımızın en büyük sıkıntısı önünde abilerinin olmaması.
Abilerin derken biyolojik abilerinden bahsetmiyoruz. Hocaları değil. Onlara önderlik edecek abilerin olmaması. Örnek bir idollerinin olmaması. Onları sürükleyip çevirecek, yön verecek, raya koyacak, gerektiğinde ona hafif dokunuşlar yapacak abilerin eksik olması genç ressamların en büyük problemi. Türkiye'de bu abiler var mı diyeceksiniz. Ben söyleyeceğim kelimeler zaman zaman başka mahfillere gidebilir. Ama bunu bir koleksiyoner gözüyle anlattığım için etki derecesinin farklı olacağını hissediyorum. Mersin'de bir Ahmet Yeşil diye bir ressamımız var. Resimle uğraşanların büyük çoğunluğu bilir. Ahmet Yeşil engelli bir ressamımız, sanatçımız. Türkiye çapında, dünya çapında önemli bir sanatçımız. O haliyle yılda en az 6 defa yurt dışı sergisine katılır. Etrafında 15'e yakın genç ressam vardır. Mutlaka her sergisine, karma sergisine 2 tanesini alır. Eskişehir'de bir hemşehrimiz var. Hakan Esmer. Hakan Esmer başlı başına bir ekol. Hakan Esmer'in özellikle genç ressamlara katkısını ben son derece önemsiyorum. Onun etrafında da 30 kişi var. Şimdi buradan Trabzonlu sanatçılara bir şey öğretmek istiyorum. Trabzon'da ressam sayısı metrekare olarak Ankara'dan fazla, İstanbul'dan fazla, Konya'dan da fazla. Bu arada Konya'da da Hüseyin Elmas hocamız var. 5 yıl içerisinde Konya'da çok büyük değişiklik sağladı. Bu sağladığı değişiklik nedeniyle Konyalı gençler yarışmalarda ciddi ödüller kazanmaya başladı. Hemen bir gerekçe üretebiliriz. İşte jüride Konyalı hocalar vardı, ondan alıyor. Mazeret o kadar büyük şemsiye ki istediğiniz zaman açabilirsiniz, istediğiniz yeri örter. O zaman şunu sormak istiyorum. Son 20 yıldır Türkiye çapında Trabzon'dan bir sanatçı, resim sanatçısı, yani bu piyasayı etkileyebilecek bir sanatçı çıkmıyor ise, Trabzon'da bu resim sanatını etkileyen eğitimciler dahil, sanatçılar, gençler, yerel yönetimler bu konuya oturup düşünmeleri ve ciddi ciddi tartışmaları gerekiyor. Bu potansiyel var ama neden olmadığını ben tabii kısa sürede bunu çözümünü bilemem ama bir sorun olduğunun farkındayım. Genç ressamlar bir koleksiyoner için neden önemlidir? Ben bir miktarda arsa işi yapıyorum. Yani bulunduğum gelir yani bir koleksiyonu yapabilmeniz için devlet memuru maaşıyla bunu yapmanız mümkün değil. Ama işte 30-30, 40-40 bir sistematik bir koleksiyon yaparsınız. Siz ona koleksiyon dersiniz ama o bir resim eseri, resim satır almak ve toplamak gibi bir kavram. Koleksiyonculuğun en önemli özelliği yatırım gücünün olması, hissinin olması. Aynı şey gayrimenkul işi yapanlarda da vardır. Trabzon'un tam merkezinin neresi olduğunu bilmiyorum. İşte İstanbul'da konuşayım. İstanbul'un merkezi Taksim'de 1 milyon dolara bir iş yeri alabilirsiniz. Bunun sağlayacağı size getiri enflasyon oranındadır. Elinizde bir kaşıkçı elması yüzük vardır. Biraz geriye çıkarsınız. Şişli'ye gittiğinizde 1 milyon dolara 4 daire alabilirsiniz. O ondan biraz daha fazla gelir getirir. Geriye doğru gittikçe bir arsa alırsınız. Artık Büyükçekmece diyeceğim. Büyükçekmece de artık İstanbul'un içi oldu. Havaalanı civarında arsa alırsınız. Şimdi gelelim bu modeli bizim genç ressamlara oturtturalım.
Üçüncü havaalanı yapılmadan önce ki arsa bizim üniversitelerde eğitim yapan öğrencilerimiz. Tapusu sadece tarla olan kişiler. Çünkü ne kadar gelir getireceği belli değil. Bir koleksiyoner bu genç incelemeye aldığında önce şu soruyu sorar. Ben bu genç ressama yatırım yapacağım. İşte havaalanıcılarındaki tarladan 1 milyon dolarlık tarla alacağım. Bu tarladan ne olur? Güzel de 3 gün sonra Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu çocuk bırakıp güvenlik görevlisi mi olacak? Bu yetenekler de mevcut. Bunu zamana yayar. Ve mutlaka tapulu bir arsa alır. Yani biraz daha içeriye alır. Onlar kimdir? İşte Kadir Hocam'ın mezun ettiği, eline diploma verdiği öğrencilerdir. Her tapulu yerde verim yüksek değildir. Bir takım tiyolar alırsınız. İşte belediye burada yüksekliği aşı 1'den 5'e çıkartacak. Yoğunluğu işte 0.25'ten 100'e çıkartacak gibi deyimler. Bu piyasayı kokladığınızda o arsanın gelecekte 3-5 sene sonra yüksek katlı olacağını ve prim yapacağını, işte havaalanı yapacağını öğrenirsiniz. Adam olacak çocuk duruşundan zaten kendini belli ediyor. Onu izlemeye aldığınızda yaptığı resimlerden, izlediği yoldan bir şey olabileceği sinyallerini verir. Demek ki biz bu arsayı satın aldık. Bu çocuğa yatırım yaptık. Ve bu yatırımı da sadece bir kişiye yapmayız. Tek büyük parça arsa almak yerine arsaları belirli oranda bölmeyi tercih ederiz. Arkasında biz bunu daha yaklaştıralım. Aksaray'da da alabiliriz. Aksaray'da aldığımızda bundan 20 sene önce Aksaray yüksek primliydi. Şu anda kriminal olayların en fazla olduğu bir bölge. Yani bizim ressamımız piyasadan uzaklaşmış. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben günde yaklaşık internet üzerinden 2000 civarında resim tarıyorum. Akşam 11 civarında özellikle gençleri tarıyorum ve hafızamda kalması amacıyla önemli sanat eserlerini tarıyorum. Bir ressamı incelemeye aldığımda bendeki bilgisayar programında resimlerini taratıyorum. Ve çok çok ilginç, %30 civarında onun adını esinleme dediği bana göre kopya olan resimler var. Türk resim sanatının en büyük problemi kopyacılık. Ve bu kopyacılık işine o kadar büyük ustalar ulaşmış ki bu kopyacılık galericilerle birlikte organize çalışan bir sistem. Şu ana kadar bir fiil müdahale etti ve sergiden tablosunu indirttiğim galericiden rica ederek yaklaşık 13 tane genç ressamın tablosu var. Yaşları hiç söylemiyorum çünkü o konu ilgi alanım olmaktan biraz uzaklaştı. Belki de yorgunluk diyeyim. Tekrar genç ressamlara dönelim. Genç ressamlardaki en büyük sıkıntı bir tema üzerine çalışmak. Yani eğer Trabzon'da oturuyorsanız, Karadeniz'de oturuyorsanız yapacağınız bir şey var. Denizi mavi yaparsınız, daha da yeşil yaparsınız, bir tane taka atarsınız. İşte bir de yukarı martı koyarsınız, aşağıda bir tane hamsi koyarsınız. Siz bunu böyle yapıyorsunuz, öğrenci de böyle yapıyor. O zaman tüm resimler aynı temalı, aynı renkli. Ben gözlerimi söyleyeyim, Trabzon'un ciddi resim problemi var. Yani renkler birbirine benziyor, figürler birbirine benziyor. İçinden sıyrılma mücadelesi veren çok başarılı örnekler de var. Yani şunu da diyebilirsiniz ki, ya sen kim oluyorsun da koskoca Trabzon'u resim sanatı yönünden eleştiriyorsunuz?
siz beni buraya davet ettiniz. Ben de söyleyeyim canım, yanlışsa yanlış diyeyim, söylersiniz. Ben de doğrusunu bulmaya çalışırım. Burada yapmaya çalıştığım olay şu, kızım, sana söylüyorum, genç kardeşimize diyelim, Senem Hanım'a. Gelinim Senan'la, ustalara da söylüyoruz. Onlara doğrudan söyleyince çok alıngan oluyorlar. Ama nedense ustaların büyük kısmı değil, tamamı yakını herhalde akıbeti öğrendikleri için konuşmaya gelmediler. Ben Trabzon hakkında ciddi endişelerim var. Yani bu Eskişehir'de gösterilen performansın %1'i bile burada yok. Ama ressam sayısı olarak burada daha fazla. Şunu şöyle diyemezsiniz. Yani sadece bir resmin standartını bir koleksiyoner grubu mu tespit ediyor? Zaten koleksiyonerlerin spekülatör olduğunu siz söylediniz. Bir yerden başlamak lazım. Yani herhalde bir resme 50 bin dolar, 100 bin TL bağlayan bir kişi çok da salak değildi. Bırakın hatasını da kendi parasıyla ödesin. Yani bizim hata yapmak gibi bir lüksümüz yok. Ben gençlik zamanında çok hata yaptım. Şimdi bu işin uzmanlarına da danışırım. Özellikle genç ressamlar konusunda da hata yapmamaya çalışıyorum. Çünkü onlara yapacağım hatanın onlara farklı bir yola gideceği düşüncesindeyim. Bir tane hocamız çıktı, dedi ki Türkiye'de sanat yok, sanatçı yok dedi. Kapalı parantez içerisinde ben hariç dedi. Adnan Cokyan hocamız evet diyebilir. Güzel de sayın hocamız 100 bin dolara tablolar satıyorsunuz. Hani sanat yoktu, hani sanatçı yoktu. Ben iddia ediyorum Türkiye'de sanat da var, sanatçı da var. Ha, derinliğini der, ne kadar derseniz Amerika'daki New York borsasının endeksi Nasdaq'la bizim İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın endeksi tutarı arasındaki fark kadar yaklaşık 50-60 gibi bir fark var. O da milli gelirimizin oranı. Bizde 10 bin dolar, onlarda 60 bin dolar gibi. Sanat o kadar büyük güç ki paraya bile ihtiyacı yok. Eğer siz bir takım kuralları koyabilirseniz, Trabzon size dar gelir, azıcık cesaret ederseniz. Ama Trabzon'da birazcık cesaret eksikliği var. Benim net bildiğim genç ve orta yaş uşak sanatçılar var. Bir tık hamle yaptıklarında önce Ankara, arkasından İstanbul, arkasından Avrupa ayarında olacak sanatçılar var. Bunu dillendirdiğimde Trabzonlu sanatçılardan, orta yaş kuşağından bana gelen şey, Trabzon'da resim alıcısı yok. Ya internet diye bir şey var. Yani ressam olmaya karar verdiysen açlığa, susuzluğa, yorgunluğa, eleştiriye, her şeye açık olacaksın. Sanatçının yapısında bu. Eğer Trabzon'da olmak istiyorsan buna razı olacaksın. Ama adını resim tarihine yazdırmak istiyorsan buradan atlayacaksın. Sabah uykusuz Ankara'ya ineceksin, paran yoksa. İşte o Açlı'da bekleyeceksin veya Ankara İstanbul'daki otogarda bekleyeceksin. Sergi saatine kadar resmi sergileceksin, gece gideceksin veya dersin olduğu için bunu yapacaksın. Bunların toplamı bence bahane değil. Bunları başarıyla yapan çok insanlar var. Mersin'den görüyorum. Mersin Adana havaalanı yaklaşık bir saat. Uçakla gelip İstanbul'a gidiyorlar ve geri dönüyorlar. Eskişehir o büyük avantaj. Ankara, İstanbul. Şöyle toparlarsak mazeret o kadar büyük şemsiye ki her şeyi örtüyor. Eğer siz kendinize sanatçı olma yolu çizdiyseniz genç yaş kuşağında yapmanız gereken önce ahlaklı olacaksınız. Ahlaklı olmak 5 vakit namaz kılmakla sınırlı değil. Sözünüzü tutacaksınız. Şimdi yaşadığım genç ressam kuşağından bir iki örnek vereyim.
biri rica ediyor, işte yazdığım dergilerle ilgili bir abisi rica ediyor. Diyor ki ya şuna yazı yazalım, yani cidden yetenek. Çocuğu arıyorum, aranacağını da biliyor. Cümle şöyle başlıyor, ben 57 yaşında adamım, bazen tahammülüm kopuyor. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ya sen bana yardımcı olamazsın. Sen önce bir ahlaklı ol, konuşmayı öğren. Sonra kendine yardımcı ol. Yazı metnini bekliyorum. Yazı metni süresinde gelmiyor. İstanbul'da iş yerime biri rica etti. Bir genç ressamla buluşmak için bekliyorum. Ressam elini kolunu sallayarak geldi. Genç ressamımız. Hocam dedi, şeyi açalım dedi, bilgisayarı dedi. Niye dedim? Benim orada resimlerim var dedi. Ben sen gelmeden önce baktım zaten. Ben dersime çalıştım. Sen çalışmamışsın ki. Bu bir profesyonel iş. Bir amatör ruhunuz olacak. Bu ruhla birlikte kendinizi ileri atacaksınız. Bu disiplin yoksa bence yolu hemen terk etmesi gerekiyor. Genç ressamların en büyük problemlerinden biri sergi açma problemi. Muazzam bir sergi açma arzusuyla birlikte merdiven altında, şehir kenarlarında Ayşe teyze, Fatma teyze resim sergisi yaptığı galerilerde sergi açtığınız anda o ayardasınız. Arkadaşını söyle bana, kim olduğunu söyleyeyim sana. Bu bir sanatçı olmak, bir tek başına kendinizi yaratma modelidir. Gördüğüm sıkıntı herhalde sosyal medyayı bizim genç ressamlar, yani bunlar ben söylüyorum, yaşlı, orta yaş kuşağı ressamlarımız da, sanatçılarımız da buradan pay çıkarsın. Bu özellikle Facebook'u ve Instagram'ı çocuk oyuncağı zannediyorlar. İşte avuda kalmış resimler, işte farklı farklı pozda resimler, fotoğraflar diyeyim, özür dilerim. Fotoğraflar, bu sanatçı olmak imaj işi. Buna 20 yaşında başlarsanız, nasıl başlarsanız öyle gider. Koleksiyonerler her kaynaktan genç ressamı inceliyor, izliyor ve ona not veriyor. Bugün işte genç kardeşimize soralım. Sizin lisansta kaç kişi mezun oldu? 50 kişi mezun oldu. Şu anda kaç kişi sanatla uğraşıyor? 30. 2-3 yılı çok. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde okul sonrası yüksek lisans yapanlar bu konuda son derece avantajlı. Ve iyi çocuklar da çok ilginç buralardan çıkmaya başladı. Ve çok net fark ediliyor. Daha sonra bu sayı giderek düşüyor. 1-2-3 ve 40 yaşa geldiğinde artık genç ressam gençlikten çıkıyor ve olgunlaşma çağına geliyor. Ve orada başlıyor. Genç ressamın yapabileceği en önemli unsurlardan biri sabırlı olmak. 40 yaşı, yani ben 40 yaşında nasıl olsa önemli bir ressam olacağım diye beklemek de çok saçma da 40 yaşına kadar bir şey yapması lazım. Yani kendini ortaya koyması lazım. Kendi tarzı zaten o yaşta ortaya çıkar. 21 yaşındaki bir ressamdan hiç kimse Picasso olmasını istemiyor. 21 yaşındaki bir ressamdan, 25 yaşındaki bir insandan hiç kimse büyük felsefi derinlik sahibi olmasını istemiyor. Ve şöyle de bir yanlış var. Sizin çok güzel resim yapmış olmanız sizi sadece çok güzel resim yapmış olma sınıfına sokuyor. Sizi sanatçı yapabilmeniz aslında sizin donanımınızla ilgili. Ben kendi çapıma bu gençlerle ilgiliyim. Zaten belli ediyor. Yani şöyle anlatayım, işte gençler, kızlar, erkekler bir araya gelsin. Aklı başında olan, hiperaktif olan,
azıcık embesil olan kendiliğini şöyle baktığınızda anlarsınız bu bizim yaş tecrübesiyle. Ben kendi gözümle söyleyeyim, 1000 tane resmin arasında iyi resmi çok net gördüm. Nasıl gördüm? Cidden bağırır biliyor musunuz? Ben buradayım, ben buradayım diye. O resmi yapabilmek yaklaşık 15 yıllık bir süre. İşte o resmi size yaptıran sizin içinizdeki kavgalar, endişeler, sıkıntılarınız, ben iddia ediyorum. Şöyle bir şey söyleniyor. Genç ressamlar değil, tüm ressamlar sıkıntı çekiyor. Daha beter olun. Daha çok sıkıntı çekin. Niye beter olun biliyor musunuz? Sıkıntı çekmeden benim gibi olursunuz. Çıkarsınız buradan sallarsınız. Onu eleştirirsiniz, bunu eleştirirsiniz. O resmi ben aldığım için haklıyım dersiniz. Ama siz bir resim yapın ki sizde ben hiç kimse bir şey söyleyemesin. Peşinizde koşun. Ama bir pop star gibi değil de en büyük yapılan yanlışlardan biri çocuk daha 21 yaşına geliyor. İşte ben benim gibi top sakal bırakıyor. Arkadan da şey bırakıyor. Buyruk bir de şapka özgürlüğüdür. Hadi gel resim. Ama resim yok işte. İlham perisi gelmemiş. Bu birazcık şekille ilgili bir olay. Yavaş yavaş şöyle toplayayım. Ben Türk resmiyle hiç endişemi yitirmedim. Niye yitirmedim? Bu kadar yatırım yaptım. Bu yatırımlarım boşa çıkmasın. Yani şimdi Türk resminden bir şey olmaz dersem kendime bir sıkıntı yaratırım. Belki tablolarımı satacağım. Alacaklı bulamam. Yani böyle bir şey yok da espri açısından söyleyeyim. Ben Türk resminden son derece mutluyum. Türk resminden büyük sıkıntısı cesaret. Bu cesaretsizlik Trabzon'da da var. Türk resminin en büyük sıkıntısı özgünlük. Bu problem Trabzon'da da var. Trabzon'da her iki konu cidden sıkıntılı. Türk resminde giderek umudumu arttıran bir unsur var, genç ressamlar. Umarım bu konuşmadan sonra genç ressamlara birazcık dikkatli bakarsanız işlerinde çok yetenekli insanlar olduğunu göreceksiniz. Ve şu anda Ankara'da 3 tane galeri sadece genç ressamlara çalışıyor. Ve diğer galerilerin yarısı çalışmalarının %50'sini genç ressamlara yapıyorlar. İstanbul'da ona keza Taner Ceylan diye neresini eleştirirseniz eleştirin. Londra'da önemli müzayededir, galerilerde eseri olan 30 küsur yaşında bir genç ressamımız var. Ve artık biz bize Trabzon değil, Ankara değil, İstanbul bile dar geliyor. Her tarafa gidebiliyoruz. Teşvik diyeceksiniz. Ya 30 sene önce de teşvik yoktu. 50 sene önce de teşvik yoktu. Bu ustalar bu güzel resimleri yaparken 70 sene önce büyük teşvikle mi yapıyorlardı? Aynı sıkıntıyı çekiyorlardı. Türkiye'deki 3 tane örnek olaydan bahsettim. Trabzon'da bu abi problemini oturup tekrar bir gözden geçirmek lazım. Ben sözlerimi gençlerden umutlu olduğumu tekrar vurgulayarak tamamlıyorum. Bu konuda katkısı olan veya sorusu eleştirisi olan izleyicimiz, sanatsever dostumuz varsa karşılıklı görüşmek dileriz. Buyurun efendim. İsmim Semih Bayram. Geldiniz benim az önce. Konuşmanızın sırasında Türk sanatının veya Türk resminin sıkıntılarından bir tanesi de kopyacılık demiştiniz. Ben bu konuda bir katkıda bulunmak istiyorum. Bu aslında Türk resminin değil, Türk sanatının başlı başınca sıkıntılarından bir tanesidir.
Ben ömrümün 30 yıla yakınında devlet tiyatrosunda harcadım ve orada emekliyim. 1980'den 1997'ye kadar, 98'e kadar Paris Operası'nda 18 yıl oynayan Romeo ve Juliet'i biz Ankara'da bir yerli rejisörün kendi rejisiymiş gibi seyrettik 2006 yılında. Bunun yanı sıra film müziklerimizin birçoğu John Williams'tan yürütmedir. Bunların hepsinin kaynakları var bende. Bunun yanı sıra sinemada da aynı şeyleri görebiliyoruz. Bu konuda ben katkıda bulunmak istedim. Yani bu sanatımızın sıkıntısıdır. Bunu nasıl aşacağız? Bu da ayrı başlı başına bir münazara konusu olması lazım. Evet. Teşekkür ederim. Güneşli Bey dostumuza ben çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan tanışıyoruz kendisiyle. Değerli zamanlarını enerjilerini burası için kullanmak istediler ve geldiler. Çok da yararlı bilgiler verdiler. Tabii ki biz farklı ortamlarda Güneşli Bey'in direkt olarak söylediği eleştirileri kendi işimizde de söylüyoruz, konuşuyoruz. Kendi adımıza da ben mensup olduğum kurum, eğitim kurumu adına da almam gereken eleştirileri de kendi payıma da aldım. Kaldı ki zaten öz eleştiri yaptığımızda da biz kendi kendimize de bunları konuşuyoruz. Yani tespitlerimiz ortak, sıkıntılarımız ortak. Bu sıkıntılar sadece Trabzon'a özgü de değil, birçok yerde var. Bahsettiğiniz olumlu örneklerin artmış olması tabii ki bizi mutlu eder. Bunların çoğunlukla çalışmaları yapan kardeşlerimizi gördüğümüzde çok seviniyoruz, mutlu da oluyoruz. Trabzon'daki önemli sıkıntı biraz dünyaya bakış açısıyla ilgili, felsefi bakış açısıyla ilgili. Elbette ki çok yetenekli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, öğrencilerimiz de olmasına rağmen sadece Trabzon odaklı bakmak yetmiyor. Kendi güçlerini biraz daha toparlayıp da dışarıya yöneldiklerinde, yavaş yavaş yükseldiklerinde birçoğu fark ediliyor. Ancak çoğunlukla tekrar Trabzon'a döndüklerinde sert bir mikro milliyetçi bakış açısı artı yüksek ego ile bunu birleştirdiklerinde hastalıklar başlıyor. Öncelikle sanatta başarılı olmanın yolu evrensel bakış açısı çok önemlidir. Dünyayla bütünleşme, dünyayı takip etme, ustaları takip etme, iletişim kurma ve en önemlisi de okuma ve araştırma. Bu anlamda beslenme olmadığı takdirde söylediklerimizin sürekli devam edeceğine ilişkin endişelerimiz bizde de vardır. Ben tekrar burada olmanızdan mutluluk duydum. Her ne kadar bizi de eleştiri anlamında eleştiri oklarına tabi tutsanız da biz bunu memnuniyetle kabul ediyoruz. Olması gerekenleri siz söylüyorsunuz, söylemeniz gerekenleri söylüyorsunuz. Tabii ki sizden sonra da bunlar mutlaka konuşulur. Keşke ben şunu beklerdim. Bu planlı bir toplantıydı nihayetinde. Bu işte uğraşan arkadaşlarımızın daha geniş kitleleri buraya getirmeleri ve özellikle de resim yapanların bu ortamda bulunmaları ve kendilerini daha çok pay çıkarmalarını isterdim. Çünkü dışarıdaki gözüyle kendini değerlendirme eksikliği Trabzonlu sanatçılarda çok fazlasıyla var. Bu zaten görülen bir şeydir. Siz de buna sadece bir ayna tuttunuz. Tekrar teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Eleştirilere birazcık da adil olayım dedim hocam. Ben biraz özel eleştiri yapacağım. Hocam. Öncelikle Trabzon'a geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Ben biraz özel eleştiri yaparak Bekir Sami Emiroğlu, Haberim Amca Haberi Genel Koordinatörü. Şöyle bir özel eleştiri. Trabzon'da 8 yıl düzenleniyor bir uluslararası festival bu. Bana göre. Değerli bir şey. Trabzon için. Siz de Trabzon'u tanıtmak için buradasınız. Bir nevi. Ama ne yazık ki buna ne Trabzon'un siyasileri ne bürokrasisi değer vermedi. Bu bir gerçek. Dünkü açılışta ben buradaydım. Hepsini çektim. Sizi de kaydediyorum. Şu anda ben konuşmalı. Trabzon'da konuşmalarda sanatçıya büyük değer veriliyor. Metrekareye bu kadar sanatçı düşüyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor.
ama gel gelelim ki sanatçıya ne bir sergisi açacak doğru dürüst bir yeri var. Ne bir konferans verecek yerimiz doğru dürüst var. Yani her şey çok süddüman güzel ama teşvik, biraz önce siz de söylediniz, teşvikten her şey olmayacak diyoruz. 70'li yıllara, çok eski yıllara dediniz ama ne yazık ki Trabzon'da böyle bir festivali ne tanıtacak? Bunu basın mensubu olarak kendime de söylüyorum. Ne tanıtacak bir haberin konusunda değer veriyoruz, ne bürokrasisinde değer veriyoruz, ne de siyasetinde. En ufak bir şeyde siyasiler hepsi Trabzon'da ver yansın ediyor. Ama ne yazık ki dünkü açılışı siyasilerimiz yok. Ben bunu da biraz özelleştir olarak teşekkür ediyorum. Şöyle, yani cevap niteliğinde değil de tabii. Bu sıkıntı her tarafta var. Malum toplantı öncesi bir sanatçı dostumuz bir uyarıda bulundu. Yani katılım eksik olabilir dedi. Ben kendisine şöyle söyledim. Ya yarın bir gün biri bana desek ya bunları biliyordun da niye anlatmadın, niye yazmadın? Bir kişi bulsam bile anlatıyorum. Bunu farklı platformlarda anlatacağız. Ben şöyle toparlamak istiyorum. 10 sene öncesinde ben bu konu öncesinde bu konuyu önce Milliyet Sanat'ta yazdım. Kazaren yayınladılar. Arkasından yeni yazılar gönderdim. Yazılarım aforoz edildi. Bir şey değişti. Yani daha sonra bu, yani bunu ben buldum anlamında değil. Ben şuna inanıyorum. Dünya sanatı nereye gidiyorsa dünya teknolojisine bakmak lazım. Dünya insan ilişkisine bakmak lazım. Türkiye nereye gidiyorsa dünyaya bakmak lazım. Türkiye'nin ekonomik parametrelerine ve toplum yapısına bakmak lazım. Onunla ilgili Trabzon'da buna yakın bir basamak olabilir. Şunu ben gördüm, buldum anlamında demiyorum. Benle beraber bu işi, bu işte uğraşan eğitimciler, sanat camiası büyükleri de aynı şeyi fark etti. Bu değişikliği gençler yakaladı. Gençler çok çok sıkı geliyor. Yani bakın isim vermek istemiyorum. Konya Bozkır'ından çok sıkı 7 tane ressam çıkıyor. Korkunç. Eskişehir'de gidin galeri gezisi yaparsınız. Ankara'da hiçbir şey olmaz. Espri yaptım. Hani bir Türkiye'yi kurtarma karar verdiğinizde şunu derler. 40 yaşın üstündekini keseceksin derler. Ben de 39 yaşın üstündeki tüm ressamları keselim de bari genç ressamlar şu resim sanatını kurtarsın diyorum. Tabii bu işin esprisi. Ben umudumu ülkem için hiç kaybetmedim. Buradan başka gidecek bir yerim yok. Ben en iyi sanatı ülkemin sanatçısından anlarım. Benim eserim koleksiyonumdaki yabancı sayısı çok az. Ben önce yatırımı kendi sanatçıma yaparım. Ben orada milliyetçiyimdir. Ben Türk sanatçısının eseriyle mutlu olmak istiyorum. Bu mutluluğumu daha da arttırmak istiyorum. Onların gelirlerinin artmasını istiyorum. Ve bunu gönüllü olarak yapıyorum. Herhangi bir devlet katkısıyla da yapmıyorum. Birazcık işte konumum nedeniyle imkanım var. İmkanım yokken de yapıyordum. Maaşla çalıştığımda da yapıyordum. Ben özellikle size teşekkür ederim. Biz bu güzel söyleşi için koleksiyoner yazar Sayın Mecid'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sanat evi adına, bu güzel günün anısına sanat teşekkür belgesi ve sanat evi heykelciliği vermek üzere sanat evi yönetim kurulu üyesi Sayın Mümin Candaş'ı davet ediyorum. Thank you.
Evet, her ne kadar az olsa da katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. Beşli Bey, bizim Trabzon sanatına ve Türk sanatına daha doğrusu sadece Trabzon değil, çünkü sanatın evrenselliğinde ya da olduğunu kendisi de ifade etti. Bizler de sadece Trabzon sanatının dışarıdan nasıl göründüğünü, kendisiyle zaten yaptığımız sohbetlerde bunu bize iletiyordu. Biz de bunu tabii ki geldiğimizde buraya arkadaşlarımıza söylüyordu ama kendisinin bunu buradan söylemesi daha etkili oldu. Trabzon resim sanatında ben hiçbir zaman için gözle bakmıyorum. Gözle bakmıyorum çünkü Trabzon'da bir şeyler olduğu için insanlar buraya geldiler. İyi ya da kötü yönde bunun eleştirilerini yaptılar ve burada olmaması gerektiğini söylediler. Bunun sebeplerinin ne olduğunu içimizdeki insanlar çok daha iyi biliyorlar. Biz dernek olarak gençlere zaten önem verdiğimizi bir politika olarak Mecdi Bey de çok iyi biliyor. Her defasında alttan gelen kitleyi Trabzon'un var olması adına, bizden sonraki nesiller tarafından da yaşatılması adına kendimize ilke edindik. Bu yolda da devam edeceğiz. Kendine yol bulmuş olan sanatçılarımızdan zaten onların yeri Türk resim sanatında ayrı. Kendilerini o noktada tutmaya devam edebilirler. Bizim için de güzel olur. Ama biz geriden gelen sanatçıları alıp bir noktaya taşıyacağız. Bu noktada kendimizi sorumlu hissediyoruz. Ve bize destekleri için de Sayın Mehmet Uzun'a, onun nazarında diğer Ankara'daki dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadılar davetlerimize ve bizimle bugün her şey için çok teşekkürler. Umarım gelecekte daha güzel bir Trabzon, daha yaşanılır bir sanat ortamı diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.